Ahmet Tahtises'ten İbrahim Tahtises'e tepki. Babalık konusunda ahkam kesecek son insansınız. Usta sanatçı İbrahim Tahtises, torunu Mert Tahtises ile mahkemelik olmuş, oğlu Ahmet Tahtises'e de babalık nasıl yapılır onu öğrensin demişti. Tüm yaşananların ardından Ahmet Tahtises sessizliğini bozdu. İbrahim Tahtises, torunu Mert Tahtises ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Tahtises konuyla ilgili, ''Benim evim varken benim evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba. Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir. Ben onlara sahip çıktım. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin.'' demişti. Ahmet Tahtises ise yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayan ünlü isim, babasına adeta ateş püskürdü. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tahtises'in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi. Verdi derken tapusunu değil tabii ki de. Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerden de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiralarının faizini istedi. Düşünün, bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki evinizi torununuz işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette. Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tahtises'in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz. Kendisi torununa da dava açtı. Mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin gibi tuhaf ve ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum 2 yaşında lösemisinden annesini kaybetti. Ben gencecikti. O sırada Kars Sarıkamış'ta vatanı görevimi yapıyordum. Askerden geldim, babalığını yaptım. Mert'in büyümesinde hem annemin, hem halalarımın, hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur. Allah razı olsun. Ben yıllarca Mert'e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tahtises. Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinizde koruma yapmış, kalabalıklarda, konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara. Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz? Ben yıllarca canımı hiçe saydım. Sizi korudum. Siz benim evlatlığımı da babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde, yetiş dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış, babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin diyorsunuz. Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline. Siz babalığınızda sadece bana değil, diğer çocuklarınıza da, yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor. Hiç açmayalım bu konuları. Benim evlatlarımın bir gün gelip beni şikayet etti mi size? Babamız şöyle böyle dedi mi? Babam yapmıyor, bize bakmıyor dedi mi? Bugün evden attırmaya çalıştığınız oğlumu yere göre sığdırmayan sizdiniz. Hiç önemli değil. Evinizde kim isterse onu oturtun. Mal sizin. Ben çocuklarımı aç da açıkta da bırakmam. Ayrıca oğlum Mert de yaşamak için bana muhtaç değil. Öyle bile olsa ben ne oğlumu ne de torunlarıma mağdur etmem. Onlar da beni etmez. Tıpkı benim de size etmediğim, tek lafınıza sahip olduğum kendi evimi size verdiğim gibi. Sizin için yaptıklarımdan hiç pişman değilim. İbrahim Tahtises, siz her ne kadar sevgisiz ve babalık duygusundan yoksul bir insan olsanız da ben evlatlık görevimi yaptım. 2 tane aslan gibi oğlum var. Hatalarında da arkalarında durur. Doğrularına da gururla bakarım. Sizin gibi evlatlarıma beddua etmem. Bir gün babalığım sorgulanacaksa bunu yapacak olan çocuklarım olur. Ez cümle artık yeter. Amacımız gündeme gelmek mi? Yoksa konuları çarpıtıp hali hazırda devam eden dava sürecini uzatmak için bahane yaratmak mı bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum, benim çocuklarımı ve ailemi asılsız ithamlarla manşetlere taşımayın. Artık tüm sevenlerimizden kendi adıma özür diliyorum. Yine gereksiz meşgul ettik. Bunca açıklamayı ben de yapmak istemezdim ama konu aile ve babalığım olunca hassasım. Saygılarımla.